Geçen akşamki tavrımdan ötürü özür dilerim. Sinirlerim bozuk bugünlerde. Anlıyorum. Yaşadıklarım kolay şeyler değil. Sezai benim sadece ortağım değil, can dostumdu. Sen de yalnızca gelinim değil, kızım sayılırsın. Onun emanetisin. Bir derdin olduğunda ilk bana geleceksin, tamam mı? İstersen terapistimden senin için randevu alabilirim. Bana çok faydası dokundu. Eminim sana da yararı olacaktır. Yok, teşekkür ederim. Henüz gerek duymuyorum böyle bir şeye. Hani arkadaşlarınla dertleşeceğini profesyonel birinden yardım alman çok daha akıllıca olur bence. Hem insan konuşunca bile çok rahatlıyor. Beril yalnız değil. Birisiyle konuşma ihtiyacı duyarsa biz buradayız. Size bir şey soracağım. Tabii. Babamın hiç düşmanı var mıydı? Tehdit eden birileri. Düşmanı varmış ki... Bizim ortaklığımızda iyi polis hep oydu. Kötü polis ben. O hep işleri idare ederdi. Birini tehdit edecek olsalar beni ederlerdi, onu değil. Niye sordun? Yani bir şey mi duydun? Yok. Düşünüyorum da kim yapabilir böyle bir şeyi? Ben de dedim ki... İşte bunları düşündüğün için asabım bozuluyor hep. Düşünme, bunlar senin işin değil. Beni mi kesiyorsun? Ne kadar yakışıklı güçlü kocam var diye. Of, Ender. Beril. Çok güzelsin ya. Yoruldum ben. Girelim mi? Ender. Bir şey soracağım. Sor. Babamın mali danışmanı kimdi? Ben nereden bulurum onu biliyor musun? Nereden çıktı şimdi? Ya hiç. Bir şey konuşmak istiyorum onunla. Tamam sevgilim, ne konuşacaksın? Ay, sorduğuma pişman etme Ender. Sorguya mı çekeceksin şimdi? Ya babamın hesap kayıtlarıyla ilgili bir şey soracağım. Biliyorsan söyle. Hayır, ben bilmiyorum. Ama bu kadar önemliyse babama sorabilirim istersen. Tamam boş ver. O da neden soruyorsun falan diye. Beril. Ne oluyor? Nereden çıktı bu gizemli konuşmalar? Kolumu acıtıyorsun. Pardon. Hayır, ben senin kocanım. Yardım etmek için soruyorum. Benden bir şey saklamana gerek yok. Senden bir şey saklamıyorum. Uzatma lütfen. Beril. Efendim Rıdvan. Söyle, müsaitim. Babanın mali danışmanını mı arıyorsun? Evet. Sen nereden biliyorsun? Sabah Ender'le konuşuyordunuz. Kulak misafiri oldum. Sen de mi sorguya çekeceksin beni? Yok. Hiç öyle bir niyetim yok. Sen zaten anlatmak istediğin zaman anlatırsın. Ender'in o zaman şirketle pek bir alakası yoktu. Ama ben babamın yanında çalışıyordum. Dolayısıyla senin babanın da. Yani? Yani ben sana yardımcı olabilirim. Sahi mi? Babanın mali danışmanı Hüseyin Bey'di. Baban ölünce o da şirketten ayrıldı. Ama ben sana telefonla adresini falan bulabilirim. Harika olur. Teşekkürler Şayka. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.